Evet arkadaşlar, ben Bahattin Karakorum, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'un göz bebeği Beykoz'dayız. Beykoz'un neredeyiz? Karagözköy'deyiz. Yeni sezon açıyoruz, bismillah diyoruz. Şöyle domatesleri şöyle çek, şuradan gel. Evet, buradan domatesleri ne yapıyorlar? Büyütüyorlar fidanlı olarak. Ondan sonra böyle şu an yeşil ama tabii kırmızıları da var. Buraya geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Buradan çocuklarınızla, eşinizle beraber geliyorsunuz. Serbest, herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle gel, daha rahat göstereyim. Evet. Buradan şöyle bir kova veriyorlar size. Buradan böyle bir kova veriyorlar. Fiyatı da uygun. Burada çocuklarınızla, eşinizle topluyorsunuz. Dışarı çıkışta ne kadarsa, ne kadar, kaç kilo topladıysanız parasını veriyorsunuz. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği şu. Biz Anadolu insanı, yani çocuklarımıza çok bir şey aşılamıyoruz. Ama bu gibi videoları çekiyoruz ki, niye? Çocuklarınızla buraya gelin, eşlerinizle gelin. Buradaki domatesler nasıl yetişiyor? İşte meyve nasıl yetişiyor, sebze nasıl yetişiyor? En azından bunları öğrensinler. Niye? Çünkü niye? Kendisi topluyor. Yani gidiyor manavdan veya pazardan almıyor. Bunun özelliği de bu. Mesela alıyoruz, 3 kilo, 5 kilo dolap atıyoruz. Ufak bir eskime de hemen atıyoruz çöpe. Çocuk bunun nasıl yetiştirdiğini ve nasıl mutfağa kadar geldiğini görürse daha mantıklı olur. En azından bir tarafına çürük olsa bile emek vardır, bir şey vardır. Yani onun için yarısını çöpe atsa bile yarısını yenecek şekilde olursa yer. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Biz doğayı seviyoruz, biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin diyoruz. Ve videolarımıza devam edeceğiz inşallah. İyi seyirler şimdi. Evet, ne diyoruz? Dalından diyoruz. Her şeyin dalından, özünden. Doğal, yapay değil. Evet, burada bir prenses yakalıyoruz. Burada ne yapıyorsunuz? Prenses anlat bakalım. Domates topluyorsun. Buraya kiminle geldin, niye geldin? Biraz bizimle sohbet et bakalım. Ailemle geldim. Nasıl yetiştiğini öğrenmek için geldim. Hem doğaya bir emek olsun diye geldim yani. Evet, nasıl yetiştiğini öğrenmek için geldin. Evet. Peki, biz de sana kolay gelsin diyoruz. Bakalım ne kadar topladın. Daha az toplamışsın. Daha devam edeceksin inşallah. Evet. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Olay bu. Çocuklarınızı, hanımlarınızı getirin. Buradan toplayın. Yani fiyatı da çok makul. Burada şimdi fiyat söylemem biraz habes olur arkadaşlara karşı. Daha yeni yetişiyor. Daha yeni kıpkırmızı oluyor. Geçen senede videoları izleyenler arkadaşlar bilirler. Ta bu buraya kadar çıkıyor. Ve de çok lezzetli. Onu da söyleyeyim size. Ayçiçeği. Ayçiçeği. Şimdi fasulyeye geçeceğiz. Salatalığa geçeceğiz. Böyle şöyle alalım. Hakkınızı helal edin. Biz sizin yerinize yeriz. Şöyle de bir yerim taralım. Çok büyük bir yer. Yani İstanbul'da böyle bir yer nasıl bırakmışlar? Hayret demesi de çok enteresan. Evet, şu ayçiçeğinin güzelliği. Almasam olmaz. Evet. Gübre hayvansal gübre. Kesinlikle
Farklı bir gübre yok. Evet, şunlar da kızmalaşmış. Alalım bunları. Bak burada gelmiş arkadaşlar. Topluyorlar. Evet, burası dediğimiz gibi kocaman bir yer. Daha yeni erişiyor. Böyle kovalarla geliyorsun, topluyorsun. Köy hayatı diyelim. Şimdi fasulye bölümüne geçeceğiz. Domates burada kalalım. Evet, şimdi fasulye bölümündeyiz. Şöyle ufakları toplamak yasak. Şöyle büyükleri topluyorsunuz. Şunları görüyorsunuz. Bak burası da kocaman bir yer. Şöyle göstereyim. Daha yeni. Az daha düşüyordum. Şöyle bak, bunları büyükleri topluyorsunuz. Kaseye koyuyorsunuz. Çıkışta da ne kadarsa, kaç kiloysa parasını veriyorsunuz. Burası da çok büyük bir yer. Her taraf fasulye. Maşallah diyelim. Adres soran olursa adres veririz. Konum atarız. Problem yok. Biraz daha yakınlaşalım. Bazı hanım kardeşlerimiz görsünler. Eşleriyle beraber çıkı çıkı gelsinler. Çocuklarınızı da getirin. Bunu özellikle rica ediyorum sizden. En azından tarımı öğrensinler. Görsünler ne olduğunu. Tarafta bayan kardeşlerim var. Onları almak istemediğim için atladım.
Ne kadar topladınız? Prenses getir bakalım. Oo, daha yeni başladın. Azda düşüyordun. Daha yeni başladın. He? Tamam. Hadi bakalım. Bismillah deyin. Toplayın bakalım hadi. Ufakları toplamayın. Büyükleri toplayın. Bak bu tarafta çok. Gel bu tarafa. Hava da çok sıcak. Yakıyor bu bari. Evet şöyle al bakalım. Evet fasulye bölümünde burada tamamlayalım. Şimdi salatalık bölümüne geçeceğiz. Köy hayatını sevenlere diyelim. Benim güzel Anadolu. Evet burası da salatalık bölümü. Şöyle çekelim. Evet. Karadır burada. Evet. Burası da aynı. Böyle topluyorsunuz. Şöyle bazıları tohumluk diyorlar. Bunları almıyorsunuz. Böyle. Böyle kocaman bir sera. Ay yine çiçek açmış. Toplayan çok. Şöyle. Tık diye kopuyor zaten. Organik. Burada niye organik çok derseniz İstanbul gibi bir yerde burada hayvancılık da yapıyorlar. Oranın bütün gübresini bir sene boyunca buraya taşıyorlarmış. Arkadaşlar öyle söyledi. Evet bu tarafa da farklı bir şey ekiyorlar. Orada patlıcan olacakmış. Şöyle burası da kocaman bir yer. Burada teyzeler, ablalar çalışıyor. Şöyle gösterelim. Suyu da şöyle göstereyim. Damlama su. Damlama suyla sürüyorlar. Hatta şu anda evet suyu vermeye başladılar. Şimdi sesini de duyuyorsunuz. Evet böyle tohum almak isteyenler böyle alıyor. Ufak toplamak isteyenler ufak topluyorlar. Nasıl isterseniz. Mesela bunları alalım. Evet yine devam edeceğiz. Boyum bile yetmiyor yani.
Düşünün.